Dinlenmek istersen yukarı çıkabilirsin. Hayır, istemiyorum. Bak. Biraz sakinleşelim, tamam mı? Ben de çok sinirliydim. Aşırı tepki vermiş olabilirim. Meyve hazırladım sana. Hah. Aç mısın? Yani yemek de hazırlayabilirim. İster misin? Hayır, istemiyorum. Bakın, beni düşünmek zorunda değilsiniz, tamam mı? Çilem, sen bizim kardeşimizsin. Anlamıyorsunuz değil mi? Yok bende öyle bir duygu. Size bakınca hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam Çilem, git o zaman. Kimse seni burada zorla tutmuyor. Onu görmek için buradayım zaten. Sen de merak ediyorsun değil mi annemizi? Evet, ediyorum. Yüzüne tükürdüğüm zaman ne yapacak gerçekten çok merak ediyorum. Çilem, acaba annemizi bir dinlesek mi önce? Yani bugüne kadar ne yaşadı bilmiyoruz sonuçta. Belki mantıklı bir açıklama yapacak, affedeceğiz. Olamaz mı? Umarım. Siz ne kadar safsınız ya. Tabii prensesler gibi büyümüşsünüz. Haliniz sarvınız kraliçeler gibi. Pamuklara sarıp büyütmüşler sizi. İnsanların iki yüzlü olabileceğini hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Ya sen bizim hakkımızda ne biliyorsun ya? Nereden biliyorsun bu kadar mutlu olduğumuzu? En azından rahat büyümüşsünüz. Sıcacık bir yuvanız olmuş. Kimsesizlik nedir bilmeden sıcacık yuvanızda uyumuşsunuz. Bak, okutmuşlar mesela seni. Doktor olmuşsun. Peki ben nasıl büyüdüm biliyor musunuz? Yetimhanede mi büyüdün? Evet. Ben o kadın yüzünden buz gibi yataklarda tek başıma ağlayarak büyüdüm. Mutlu tek günüm bile olmadı benim. O yüzden sakın bana o bizim annemiz edebiyatı yapmayın. Tamam mı? Sakın. Biraz konuşabilir miyiz? Beni iyi hatırlayın. Olur mu? Sakın nefret etmeyin benden. Bir daha yüzümü görmeyeceksiniz. Gidiyorum. Nereye ya? Hiçbir yere gidemezsin. Neden? Beraber adam öldürdük biz. Hiçbir yere gidemezsin. Eğer ceset bulunursa ben yaptım derim. Tamam mı? Söz bütün suçu üstleneceğim ben. Size zarar gelmeyecek. Artık çok geç onun için. Ceset bulunursa üçümüz daha pisteyiz. Bunu böyle kabul et, tamam mı? Sen kimseyi kurtaramazsın. E ben ne yapacağım burada? Ha? Çilem benden zaten nefret ediyor. Ben sizin suratınıza bakamıyorum. Ben burada kalamam. Hani biz kardeştik? Değiliz. İpek. Sen de biliyorsun. Değiliz. Ne yani, bizim kız kardeş olmamız için illa kan bağlama ihtiyacımız var. Ben sana kardeşim dedim bir kere, tamam mı? Sen benim kardeşimsin. Bundan daha önemli ne olabilir? Benim için yok. Benim için de. Şu içeridekine bin kere tercih ederim seni. Duymasın paralar sizi. Çilem'in öfkesi bana. Size değil. Ama o kadar aptal ki kardeşlerinin bulduğu halde kıymetini bilmiyor. Sen bil o zaman kıymetimizi. Bırakıp gitme bizi. Şşt. Ağlamak yok.
Zaten her şey yeterince zor. Bizim bir arada olmamız lazım. Tamam. Tamam. Ben çıkıyorum. Nereye? Ya nefes almam lazım. Zaten 24 yıl sonra annemizle tanışıyoruz. Gerginim yani. Anneniz mi geliyor? Çok güzel haber. Çok. Hadi gidiyorum ben. Benim yerimde ne işin var senin? Bu ne demek ya? Buranın senin olduğunu bilmiyordum ki ben. Benim yerim burası. Küçükken hep dertlendiğimde buraya gelirdim. Ben de dertliyim. İyi, doğru yere geldim o zaman. Olan bitenden haberim var. Neyden haberin var? Azra'yı demiyor musun? Ha yok, biz çözdük o meseleyi. Başka bir şey düşünüyorum. Annemle tanışacağım bu akşam. Öyle mi? Çıktı hapisten demek. Çok sevindim. Sağ ol. Zor bir akşam bizi bekliyor. Yani nasıl davranacağım, ne konuşacağım hiçbir fikrim yok. Belki sevmeyeceğim, kalbini kırmak isteyeceğim. Ama ya masumsa? Karışığım diyorsun yani. Sorma. Sen iyi bir kızsın İpek. Başkası olsa annenin yüzüne bile bakmazdı. Ama sen yine de bir şans veriyorsun ona. Yani senin gibi bir kız niye Tekin Malik'le evlenir, ben bunu anlamıyorum. Sen neyini sevdin o adamın? Ben Tekin'i hiç sevmedim. Nasıl ya? Sevmedim. Hep nefret ettim ondan. Onun yanındayken tüylerim diken diken oluyordu. Zaten karı koca da olmadık. Niye evlendin o zaman? Ailemin hayatını mahvetti Tekin. Babam onun yüzünden iflas etti. Sonra zaten çok yaşamadı. Öldü kahrında. Ben Tekin'le evlendim çünkü. İntikam almak istedim. Güya babama yaşattığı ne varsa ben de aynısını ona yaşatacaktım. Meğer verdiğim en yanlış kararmış. Farkında değildim. Evlenme teklifini kabul ettiğim gün hayatım cehenneme döndü. Ne oldu? Sürekli kötü davrandı, sürekli dövdü, değil mi? Pislik herif. Allah belasını versin onun. Anneme de hep aynı şeyi yapıyordu. Benim onu öldürmem lazımdı ama... olmadı işte. Ya sen yine de niye evleniyorsun ki? Her şey para mı? Sen Tekin Mali'yi alt edemezsin kızım. Onun gibilere bir şey olmaz. Onun gibiler zehirlerini saça saça yaşamaya devam ederler sonsuza kadar. Anla bunu. Ben annem için yemek yapacağım. Bir şeyler almam lazım. Kırdın mı seni? Yok. Gitmem lazım.